İsa 58. Kabe'nin anahtarları Ebu Talha'daydı. Onun ailesindeydi. Ne oldu? Mekke'nin fethi gününde Ebu Talha Müslüman olmamıştı. Teslim olmamıştı. Gelmemişti bile. Teslim bile olmamıştı. Yani en azılı düşmanlar Kabe'nin avlusuna gelip teslim olmuşlardı. O teslim bile olmamıştı. Allah Resulü Kabe'yi, anahtarını getirtti. Girdi içeri. İçeride bir namaz kıldı. Çıktı. Anahtarı elinde. Hazreti Ali Allah Resulü'nün eline bakıyor, gözlerinin içine bakıyor, bana versin diye. Amcası Abbas gözlerinin içine bakıyor, bana versin diye. Çünkü Kabe'nin anahtarlarını taşımak bir onurdur. Ama Allah Resulü hiçbirlerini vermedi. Ebu Talha nerede dedi. Herkesin beti benzi attı. Ebu Talha müşrik. Ama Kabe'yi o güne kadar öyle iyi korumuşlar ki, bu işi öyle liyakatle yapmışlar ki, çağırın onu bana dedi. Çağırdılar, geldi. Siz bunu liyakatle taşıdınız. Bundan sonra da taşıyın. Bugün hala aynı ailenin elinde derler Kabe'nin anahtarı. İşte ehliyet ve liyakate değer vermek bu. Hicrette yol rehberi. Abdullah bin Ureykıt. Hicrette müşriklerden kaçacaksınız. Kurtuluş için muhteşem bir plan yapacaksınız. Müşrikler başınıza 100 deve ödül koymuş, 100 Mercedes, 100 araba. Ve siz kendinize Müslüman, kendi dininizden bir rehber edinmek yerine onların dininden ama bu işi en iyi bilen, bu işi layıkıyla yapan birini rehber seçeceksiniz. Parayla. Gördüğünüz gibi işte bu da liyakat ve ehliyet meselesi. Savaş konseyinde Numan bin Finhas isimli uzman bir Yahudi var, iyi mi? Kaynakları okurken buna denk gelince şaşırdım yahu. Ve bu adam öyle uzmanca görüşler beyan ediyor ki bazı görüşleri yerine getiriliyor Allah Resulü tarafından.